92.2 Radyo Ege Postası. Evet sevgili Ege Postası dinleyenleri ve izleyenleri, bir perşembe tekrar birlikte olmanın keyfini yaşayacağız. Tabii ben geçen yayında da söyledim. Mithat Umutoğulları kardeşimle yaptığımda müthiş keyif alıyorum. Aynen, ben de. Bizi izleyenler de bu kanılarını her sefer dile getiriyorlar. Dolayısıyla bu ikiliye dikkat yayıncılık anlamında, evet, diyorum. Sizden, Ege Postası ailesinden de bu anlamda çok şeyler öğreniyorum. Yani bunun için ayrıca teşekkür ederim. Biz de size katkı koyuyorsunuz. Şimdi bu arada gözlükleri çıkarmışsınız herhalde. Çok da güzel olmuş. Evet. Ben fark ettim. Yeni fark ettim. Tabii bana. Tabii. Şimdi küçük bir operasyon yaptınız herhalde. Yaptık, evet. Şimdi 10 yıldır gözlükle yaşıyordum. Gündeme girmeden madem öyle. Aynen. İşte yakın, uzak, astigmat, böyle Nescafe gibi üçü bir arada bir yatarken çıkartıyoruz. Ama gerçekten tıp, teknoloji inanılmaz bir şey. Bir küçük bir lazer operasyonuyla şu anda gözlerim 20 yaşına geldi. Evet. Sizleri daha iyi görebilmek adına mutlu oldum. Yani böyle bir imkan varsa da faydalanmak, evet, istedik. Herhalde. Ama genelde doktorların kendisi gözlüklü yani. O da bir, öyle de bir enteresan bir durum var. Hani saç eken doktor kel olur. İşte gözlük... Terzi söküğünü dikemez. Aynen öyle bir şey. Ya ben onu sordum Mithat'cığım. Ya dedim nedir? Genelde böyle bir kanı var ya. Var ama şu. Şimdi bu bir sektör. Şimdi gittik başka bir konuya girdik. Tıbbi, evet, bir konuda olsun, da. Olsun olsun. Bilgilerde kendi konum şey olduğu için de. Bu bir sektör. Şimdi ben 10 yılda en aşağı 3 tane gözlük değiştirecektim. Bir kere gözlükçüler gitti. Evet. En aşağı 10 yılda 5 kere göz doktoruna gidecektim muayeneye. Onlar da gitti. Yani bu sektöre 10 yıl ben katkıda bulunamayacağım. Özür dileriz. Özür dilerim. dolayısıyla pek göz, lazer ameliyat her göze de uygun değil. Evet. Katarak başlangıcı olan, o olan, bu olan. Yani 5 kişi gidiyorsa ikisine uygun, ki ben onlardan birisiymişim şansıma. Evet. Olduk. Neyse, yani herkese sağlıklı olmayı, göz, kulak fark etmiyor. İnsan vücudunun her yeri, her organı birbirinden önemlidir. Sağlıklı olmayı diliyorum. İnşallah sağlıklı bir ömür bütün izleyicilerimizle birlikte oluruz. Evet, hep beraber. Evet, gündem yoğun. Gündem yoğun. Bu yoğunluk içerisinde de tabii Türkiye'nin genel gündemi de yoğun. Evet. Bir Kuzey Irak meselesi var. Yani sanıyorum bununla ilgili güzel yorumların olacak. Var. Şimdi şöyle bir olay var. Bakın. Günlerdir, aylardır Kuzey Irak'taki referandum konuşuluyor. Bu referandum olursa savaş çıkacak algısı yaratıldı önce. Bu referandum sonucu ne olacak algısı oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar, fotoğrafın büyüğüne bir bakmak lazım. Sadece yani Irak'ın kuzeyi değil. Orada fotoğrafın tamamına bakmak lazım. Irak, İran, Türkiye, Suriye bölgesinde planlanan Büyük Orta Doğu projesi neticesinde de planlanan Büyük Kürdistan haritası herkese artık servis ediliyor. Bu Wikipedia'nın kaldırılış sebeplerinden birisi de o olarak açıklandı. O gördünüz, evet, mü bilmiyorum. Şimdi dünyanın her yerinde biz devrimciler, solcular, sosyalistler, sosyal demokratlar özgürlük savaşlarını destekleriz. Özgürlük mücadelelerini destekleriz. Ulusların kaderlerini tayin hakkı diye çok kutsal bir hak vardır. Bunu da destekleriz. Buna kimsenin itirazı yok. Bakın Katalanya'da şimdi referandum yapılacak. Hepimiz o yapılsın falan da diyoruz. Evet. Ama burada olsa Katalonya kavga çıkaracağız yapılmasın diye. Şimdi başka bir konu bu. Ama asıl bizim bölgemizde, Orta Doğu'daki problem ulusun kaderini hakkı değil. Amerika'nın ulusların haklarını tayin etme hakkı var. Şimdi buradaki oyunun senaristi Amerika. Oyuncuları biziz. Evet. Barzani, Tayyip, öbürü. Bunlar oyuncular. Kimi başrol, kimi figüran, kimi bir şey. Herkes bir oyuncu. Ama senarist senaryoyu yazmış, önlerine koymuş. Şu anda oynanan oyun o. Evet. Eğer ki senaristin yazmış olduğu oyunun dışına çıkan olursa bir kere filmden atarlar onu. Çıkamazlar. Oyun dışında kalacak. Oyun dışında kalır. Netice itibariyle burada yaşanan şey Amerikan emperyalizminin bölge halklarının üzerindeki tezgahlarıdır. Burada bir ulusun kaderini tayin hakkı değil, Amerika'nın uluslar üzerindeki kaderini tayin hakkı var. Evet. Şu anda onu uyguluyor.
Küçük Amerika başka bir açıklama yapıyor. İsrail, Amerika başka bir açıklama yapıyor. Hayır. Bakın bu Ermeni meselesinde de 90 yıl Amerika soykırım olarak tanımlamadı. Örnek veriyorum. Ama yavaş yavaş geldi, hop kilitlediler. Şimdi tarih önemli. Ben bir tarihçi değilim. Evet. Ama tarihimi merak ediyorum. Bölgenin tarihini merak ediyorum. Geçmişini tarih ediyorum. Bu Mezopotamya toprakları geçmişi nedir? Türkler 1071 yılında bu Anadolu resmi tarihle girdiği zaman buranın yapısı neydi? Demografik yapısı neydi? Ama hepsini bir kenara bırakalım. Şu anda Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyun çok farklı. Geçen bir istatistik okudum. Türkiye'de Kürt ve Türkler 2,5 milyon çift arkadaşlar. 5 milyon kişi yapar. Evli. Nasıl ayıracaksın bunu ya? %6-7 nüfusa tekabül ediyor. Tabii. Bunu nasıl ayıracaksın? Sen karı kocaları mı boşalttıracaksın? Ha bunların çocuklarını ne yapacaksın? Dolayısıyla bu Osmanlı özentisi, Osmanlı bayraklarıyla aslında Osmanlı'da alakası bile olmayan bir takım gruplar iyi dinlesinler. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Anadolu coğrafyasını bırak. Üç kıtada onlarca ulus kardeşçe yaşamışlar. Niye şimdi tahammül edemiyorsunuz kardeşim? Ne oldu şimdi? Ha ne oldu? Eskiden senaryoyu yazan bizdik. Şimdi senaryo yazılıyor, önümüze koyuyor. Hepsi bundan ibaret. Dolayısıyla burada bizim hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız tabii ki Türkiye'yi temsil ediyor. İktidarda kimse Türkiye'yi temsil odur. Ama alt alta koyalım. Tabii biz çok unutkan bir millet olduk. Şimdiki Cumhurbaşkanımız eski Başbakanımız. Ne dedi? Apo beni kandırdı dedi. Çünkü bu çözüm süreci dahilinde Oslo görüşmeleri, Dolmabahçe görüşmeleri, İmralı görüşmeleri bayağı bir ivme kazanıldı. Akil adamlar, akılsız adamlar, bir sürü bir şeyler oluşturuldu. Evet. Biz akılsız tarafta kalıyorduk. Yani onu da söyleyeyim de. Ondan sonra kimseye bir şey söylemiyorum. Dolayısıyla Apo kandırdı. Olabilir. Her insan kandırılabilir ya. Seni de kandırırlar, beni de kandırırlar. Sonra birbirine hediyeler, gitmeler, gelmeler, jestler, çok güzel samimi pozlar. Esat kardeşi. Sonra bir anda o Esat'ın adının Esat olduğunu öğrendik. Beni Esat kandırdı dedi. Olabilir, insan iki kere de kandırılabilir. Sonra 15 Temmuz sürecini birlikte yaşadık. Ne istediniz de vermedik dedikleri FETÖ kandırdı. Arkadaş, kandırma halkasının sonu. Barzani beni kandırdı. Ya ey Cumhurbaşkanım, Allah aşkına ya, siz Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanısınız. Sizin 4 kere kandırılma lüksünüz yok. Allah'ın hakkı 3'tür ama bu 4'ü de geçti. 4 kere kandırılma lüksünüz yok. Evet. Sonuçta siz bu ulusun başında Cumhurbaşkanı sıfatıyla oturan insansınız. Yarın bir gün devlet başkanı, padişah, başka bir şey olacaksınız. Olabilirsiniz. Netice itibariyle 4 kere kandırılma hakkı yok. Tabii yine bu şeye ilişkin bir hikaye. Bugün sevgili Nedim abinin, Nedim Atilla'nın bir grubu var. Oradan WhatsApp'tan geldi. Çok dikkatimi çekti. Bununla biraz ilişkilendireceğim. Bir Yozgatlı Hasan diye bir baba yiğit, yapılı, pehlivan kılıklı, et fabrikasında çalışan bir görevli varmış. Bu adamın görevi o dondurucuların içerisine böyle dev butları, işte şeyleri, çengellere takmak. Onu taktıktan sonra da biriken kanları temizlemek. İşi gücü bu. İşini de çok bağlı, sadık, çok çalışkan da bir adam. Evet. Neyse bir gün çok fazla sevkiyat olmuş. İşini de bırakıp gidememiş. Onları asmış ama her taraf kan revan içinde. Bırakıp gidememiş. Hadi temizleyeyim bunları da gideyim demiş. Almış Hasan'ım, garibim. Kanları temizle, onu temizle, bunu temizleme falan filan. Tabi bu derin dondurucular biliyorsun böyle dışarıdan açılmıyor. İçeriden açılmıyor. Dışarıdan açılır. Öyle bir şey. Milletin mesaisi bitmiş. Herkes terk etmiş entegre tesisini. Garibim Hasan dondurucunun içinde kalmış. Sonra Hasan alarm ziline basıyor yok, kapıya basıyor yok, vuruyor yok, çağırıyor yok, duyan yok. Tabi Hasan çaresiz. Alıyor eline oradaki çizelge kağıdını ve kalemini. Diyor ki şimdi saat 21, çok üşüyorum diye bir not yazıyor.
Aradan zaman geçiyor. Şimdi saat 23.30. Donarak öleceğim galiba. Çok üşüyorum diyor. Aradan işte 3 saat geçiyor. 3.20 geçe yine ayaklarımı hissetmiyorum. Isınmak için yürümeye çalışıyorum ama yapamıyorum diyor. En son notunda da 5'i 10 geçe gözlerim kapanıyor. Uyanık kalamıyorum artık. Ellerim uyuştu. Yazamıyorum. Galiba ölüyorum diyor. Tabii saat 6.30'da vardiya işe geliyor. Ondan sonra bakıyorlar derin dondurucunun içine bir giriyorlar. Eyvah! Hasan yerde. Donmuş. Şeye bakıyorlar. Termometreye bakıyorlar. 16 derece. Derin dondurucunun motoru bozulmuş. 16 derece. Donması mümkün değil. Ama Hasan kendi inandığı şekilde donarak ölmüş. Psikolojik yani. Psikolojik. Şimdi Türkiye'nin durumu bizim gariban Hasan'ın durumundan farklı değil. Aynı olduk Yozgatlı Hasan. Savaş çıkacak, savaş çıkacak. Ya bir dur kardeşim dur. Bölünüyoruz, bölünüyoruz, bölünüyoruz. Ya bir durun, bir durun hele. Hasan'ın durumuna düşmeyelim arkadaşlar. Kimsenin bölündüğü yok. Bir savaş çıktığı yok. Hiçbir şeyin bir çığırtkanlığına gerek yok. Bundan tabii ki beslenenler var. Bak iki günde dolar euro zıpladı. İki günde. Evet. Şimdi tabii Barzani'nin açıklamaları ard arda gelmeye başladı. Biz sadece bir referandum yaptık, başka bir şey yapmadık. Şimdi havaalanları kapatılıyor. İşte boru hattını buradan geçirmem. Peki boru hattı buradan geçtiği zaman Türkiye ekonomisine bir faydası var mı yok mu Mithatçı? Var. Kapatırsak bunun zararını kim görecek? Yine biz göreceğiz. Netice itibariyle Orta Doğu'da her zaman olduğu gibi oyunlar oynanmaya devam ediyor. Biz de izlemeye devam ediyoruz maalesef. Neyse, bu zamanla anlaşılacak, zamanla görülecek. Umarım bölge halkları bunun acısını çekmez. Bak Suriye çekiyor, Irak çekti. En başta çoluk çocuğu, yaşlı kadın insanlara oluyor. Bir düşünsenize, bir ülkeden 6-7 milyon mülteci gitsin sağa sola dağılsın, yazık günah. İnsanları yerinden, yurdundan, vatanından, evinden, barkından ediyorlar. Dolayısıyla savaş hiçbir yerde olmasın. Savaşa zaten külliyen karşıyız. Mustafa Kemal Atatürk demiş, yurtta sulh, cihanda sulh. Biz barış istiyoruz. Evet. Barışın kimseye bir zararı yok. Ama savaşın herkese bir zararı var. Kime karı var? Emperyalistlere karı var. Silah tüccarlarına, Amerika'ya ve diğerlerine karı var. Onların hesapları başka arkadaşlar. Onların hesaplarıyla bizimkinin kesişmesi mümkün değil. Evet, yani daha ilave edeceğim bir şey var mı bu yok, konuda? Yok, ben şu an bizim programı paylaşıyorum. Onun dışında konuyu değiştirelim istersen. Tabii, şimdi üretici mitinglerimiz evet, var. Genel başkanımız, geldi, şu anda Alaşehir'de işte üzüm çalıştayı var. Evet. Tabii doğru şeyler, geçen haftalarda izlemişsinizdir, fındıkla ilgili bir adalet yürüyüşü yapıldı. Daha önce çayla ilgili üreticilerin haklarıyla ilgili çok şey yapıldı. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi bu dönemde yapıyor. Evet. Doğru yapıyor. Genel başkanımız bu konudaki hassasiyetini dile getiriyor. Üreticinin yanında sadece bir şey değil, üzüm, fındık, çay değil. Süt üreticisinin yanında, et üreticisinin yanında, buğday üreticisinin yanında, narenciye üreticinin yanında. Ama yani bunu sadece İzmir'le sınırlamamak lazım. Şöyle, çünkü mesela hayvancılıkta ciddi sıkıntılar var. Dışarıdan et ithal ediyoruz. Yani Türkiye tarım ülkesi durumunda olacak. Mesela bir Hollanda, bizim İzmir kadar bir belki de toprağı yok ama evet, dünyanın üçüncü büyük tarım kentlerinden bir tanesi, ülkelerinden bir tanesi. Yani Doğu ve Güneydoğu'ya çok gitmek lazım. Yani İzmir'de zaten burada Büyükşehir Belediye Başkanı bence Türkiye çok örnek alınacak işler yapıyor. Tiresüt, Bayındır'daki çiçek kooperatiflerine sağladığı katkı, destek. Yani dışarıdan çiçeği alacağına oradan şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Bayındır'dan alıyor. Yani o açıdan da başlattığı proje Türkiye örnek oldu. Biliyorsunuz bu süt projesini hükümet Büyükşehir'i model alarak yaptı. Tabii. Bunlar güzel şeyler. Ama dediğimiz gibi hani bunun da aslında hani bir bunu yaparken de bir siyasi sonuç da beklememek gerekiyor. Çünkü insanların ülke yaşam meselesi var. Tabii ülke meselesi. Yaşamını etkileyen, memleketin geleceğini etkileyen mevzular. Yani o açıdan da ben çok önemsiyorum. Yani bugün geldiği şey
genel başkanı hani bir turistik ziyade ziyaretten ziyade çok daha böyle hakikaten şey karşısında üreticiye moral motivasyon açısından bence önemli. Kesinlikle. Ama şimdi bizde bir gariplik var. İzliyoruz Avrupa'da, Latin Amerika'da. Üretici sokaklara dökülüyor. Kamyondan domateslerini sokaklara döküyor. İşte Fransa'da süt üreticileri sütleri yollara döküyor. Bunlar haberlerde rastlıyordu. Evet. Bütün insanlarımız da bunu biliyor. Ama bizim üreticimiz enteresan bunları yapmadığı gibi bir de buna sebep olan partiye oy veriyor. Nasıl mı? Rize. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en yüksek oy aldığı yerlerden bir tanesi. Çay üreticisinin durumu ortada Mithatçı. Evet. Yine Karadeniz'den örnek vereceğim. Fındık üreticisinin durumu ortada. Dolayısıyla bizim halkımıza da yani bir şey söylemek istemiyorum. Herkesin şahsi tercihidir. İstediği partiye oy verir. Biz buna saygı duyarız. Ancak kendisinin içinde bulunduğu bu ekonomik sıkıntıları, sosyal sıkıntıları yaratan bir kesimin de desteklenmesi de çok enteresan geliyor bana. Bundan iki dönem önceki seçimde büyük bir kriz vardı hatırlarsan. Fabrikaların Bursa'da %30'u kapanmış. İşçiler sokakta bilmem ne. Bursa'da AK Parti yine birinci parti çıktı. Yani bazı şeyleri algılamakta inanın güçlük çekiyorum. Yani adam işten atıyor gidiyor ona oy veriyor. Şimdi böyle bir şey olamaz ya. Bir sosyolojik tanımı. Yok yani ben anlayamıyorum. Tabii Türkiye'de bir gelenek var. Diline ve dinine oy verme geleneği. O ayrı bir olay. Diline oy verenler var, dinine oy verenler var. Bırakın arkadaş bir de Türkiye için oy verenler olsun. Evet. Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin refahı için, Türkiye'nin ferahı için, Türkiye'deki yaşayan insanların kardeşliği için oy vermek lazım. Ben parti ismi zikretmiyorum bir Cumhuriyet Halk Partili olarak bak. Evet. Netice itibariyle üretici mitingleri doğru, üretici çalıştayları doğru. Buna üreticilerin katkılarının sağlanması asıl olan. Ben şunu mesela örnek veriyorum. Üretici bugün üzüm çalıştayı var değil mi? Evet. O üzüm çalıştayında salonda atıyorum 1000 kişi varsa o 1000 kişinin 900 kişisi o oradaki köylü olmalı Mithatçı. Evet. O ama 900 kişisi yağcısı yağdanlıkçısı bütün partililer oluya dolur da köylü salonun dışında kalırsa bu iş olmaz. Evet. Veyahut da işte o fındık yürüyüşlerinde tabii ki bizim vekillerimiz gittiler yürüdüler aslan gibi İzmirli vekiller de gittiler. Ama o halkın yürümesi asıl olan. O köylünün yürümesi asıl olan. Netice itibariyle köylü önemlidir. Giderek köylü zaten yok edilmiştir. Az önce senin söylediğin örnekler de bunun şeyidir. Köy entüsüleri kuran bir zihniyetten Türkiye nerelere gelmiştir? Şu anda... Köy yok biliyorsun artık mahalleler var. Ya mahalle yaptı. Adı mahalle oldu ama şimdi köy köydür. Köylü de köylüdür. Köylü milletin efendisidir dedik ama köylüyü millete köle ettiler. Bırak hayvan canlı et ithal etmeyi. Saman alıyoruz dışarıdan. Evet. Yani bu çok dillendirildi ama yine bir kere daha söylemekte ben mahsur görmüyorum. Yani anguz mu yemedik? Ne yemedik bilmiyorum yani. Netice itibariyle geçen gün Tarım Köy İşleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Önümüzdeki yıldan itibaren dışarıdan et almayacak duruma geleceğiz diyor. Burada teşvik önemli. Köylünün muhakkak ki teşvik sağlanması lazım. Çiftçiye teşvik sağlanması lazım. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi parti programında var. Çiftçiye mazotun vergisiz verilmesi lazım. Evet. Yani mazot olmuş 4 küsür lira, 5 liraya dayanmış. Bu habire zam geliyor akaryakıda. Sen bu adam traktörüyle nasıl sürecek? Ne yapacak? Dolayısıyla 3 yıl önce Ödemiş'e gitmiştik biz. Sizin partinizin bir şeyi vardı yine. Bu tarım mitingine. Mitingiyle ilgili bir şey vardı. Bir tarlaya gittik. Patates yerde duruyor. Sorduk işte niye kaldırmıyorsunuz patatesi? Bir maliyet hesaplamışlar. İşte traktörü, işçisi, mazotu, ıvır zıvırı maliyeti geçiyor. Yani kaldırmamak daha karlı bizim için diyor. Kalsın yani, gübre olsun. Aynen. Hani o açıdan geçen da sene Türkiye, abi şey Türkiye destekledi. Başta Karşıyaka Belediyesi olmak üzere ben oradan Büyükşehir Belediyesi bayağı bir tüketiciden patates alıp dağıttılar. Yani Ödemiş'ten. O da biliyorsun siyasi sonra siyasi malzeme konusu yapıyor iktidar partisinin milletvekilleri. O da çok enteresan bir durum. Yani tüketiciye destek veriyorsun yerel yönetimler olarak. O bile şey oluyor. Yani olmaları lazım. O zaman hükümet olarak sen hükümet politikalarını geliştir, sen destek ver değil mi? Yani. Tabii
üreticiden yana, işçiden yana, tarımdan yana politikaların geliştirilmesi lazım. Şu anda biz şiddetle tüketim toplumu. İzmir'de kaç tane fabrika açıldı? Sayamazsın. İzmir'de son 10 yılda kaç tane AVM açıldı desen merkez ezbere sayar. Hayır, patır patır açılıyor her tarafa. Hala da açılıyor. Otoban kenarlarına. Her yere açılıyor. Her yere açılıyor. Ha bu AVM'ler aynı zamanda küçük esnafı da bitiriyor. Evet. Tamam, belki bir lüks gibi geliyor. Sen de ben de hepimiz de gidiyoruz muhtemelen. Gidiyorsun, her aradığını buluyorsun. Çayı var, kahvesi var, yemeği var, elbisesi var, sineması var vesaire vesaire. Ama nerede? Sosyal orada, bir yaşam tarzı haline getirildi ama bunun da bir ölçüsü olmasın. Orada harcayacak para yok ama. Yani. Vatandaşta. Var herhalde, bilmiyorum. Nereden lüks, geldiğini bir, bilmiyorum toplum ama. Toplum olarak bir lüks merakımız var zaten. Var. Hani işte hepimiz telefonlarımızı defalarca değiştiriyoruz. Ben yani hala anlamıyorum. 2000 lira maaşla çalışıp 4000 liralık iPhone 7 ile dolaşan insanlar görüyorum. Yani bu da bir enteresan. Evet. Tamamen bir tüketim toplumu olduk. Tamamen tüketim toplumu olduk. Evet. Evet, pardon, oradan bir şey geldi. Sıkıntı yok. 4000 liralık telefonla diyecektim. Cep telefonu. Yani benim acemiliğime sayın, burada marka söylememem gerekiyor, biliyorum. Alışıyoruz yani. Neyse canım, ceza gelirse onu ödetiriz size artık. Yani neyse. Sevgili Ozan hemen faturayı gönderir size. Değil mi? Kesinlikle. Evet. Evet, şimdi benim de aslında pek gündeminde yok senin ama ben de bir konuyla ilgili aslında fikrini çok merak ediyorum. Son zamanlarda haber portallarını takip ederseniz Meral Akşener'in yeni kuracağı parti. Özellikle genel kanı, bugün eski parti meclis üyesi genel başkan yardımcısı Saadettin Yüksel'in de açıklamaları vardı konuyla ilgili. Bizden oy alamazlar, alacaklar, oy AKP'den oy alırlar demiş. Biraz daha farklı bir yorum şey yapmış ama genelde de işte CHP'nin oylarını bölecek, CHP'den seçmen oraya gidecek gibi yorumlar var. Yani bir kere birincisi Meral Akşener Partisi'nin siz durumunu medyada bu kadar geniş yer verilmesini neye bağlıyorsunuz? İki, gerçekten hani Akşener hareketi başarılı olur mu? Türkiye'nin şimdi böyle şöyle bir şey var mı? Ben Akşener'in neler yapıp yapamayacağı konusunda bir şey söyleyemem ama Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP, merkez sağı yuttu. Sırayla. Hatırlayın, ANAP vardı. Doğru Yol vardı. Sonra bir şekilde Erkan Mumcu'yla Mehmet Ağar'ı hallettiler. O arkasından Numan Kurtulmuş. Ondan sonra Has Parti gitti. Süleyman yuttu diyorum, evet, ben buna. Şu anda MHP yutuldu. Yani MHP geleneği olan bir parti. Ya şu an yapılan anketlerle MHP %10.1 onun üzerinde tutmaya çalışıyorlar ama bence bu psikolojik savaş. Yani önümüzdeki süreçte MHP'nin işinin zor olduğunu. MHP'nin tabanını yutuyor şimdi. Evet. Aslı başka bir şey söylüyorum. Yani. MHP'yi yutmaya başladı. Şimdi ben Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren biri olsam ben niye Milliyetçi Hareket Partisi'ne veririm ki? Sonuçta aynı şeyi düşünüyoruz. AKP giderim yani. Gibi diyenler de var. Aynen. Ak ülkücüler çıktı şimdi. Osmanlı ocakları çıktı. Evet. Ak ocaklar çıktı. Bunlar böyle gidiyor. Şimdi lacivert değil, morcivert. Aslında beni bunların hiçbiri ilgilendirmiyor. Evet. Ben Türkiye'de kurtuluşun sol bir iktidardan geçtiğine inanıyorum. Türkiye'de kurtuluşun sosyal demokrat, laik, çağdaş bir iktidardan geçeceğine inanıyorum. Onun için benim umudum Meral Akşener değil. Meral Akşener birilerinin umudu olabilir. Ancak şu olabilir. Bu sistematik bir şekilde yutulan merkez sağ Meral Akşener'le tekrar bir şey bulabilir. Tekrar bir nefes alabilir. Tekrar bir çıkış yolu bulabilir. Ama zaten adı üstünde sağ. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %25 seçmeninin kaçı sağcı? Çok az. Yani. Dolayısıyla Alaaddin Bey'in dediğini söylemek, desteklemek için söylüyorum. Varsa bile AK Parti'ye oy vermeyeyim de buna vereyim diyen küçük bir zümre vardır. Büyük ölçüde, bana göre büyük ölçüde Meral Akşener MHP'den oy alacaktır. Çünkü kendi partisidir, kendi tabanıdır ve muhtemelen der ki MHP'de baraj altında kalır. Benim öngörüm. Evet. Ve AK Parti'den oy alacaktır. Ama biliyorsun artık o parti bu partiden mesele çıktı. Bir başkanlık sürecine giriyoruz. Dolayısıyla Meral Akşener hayır cephesi içerisinde kalması hayır cephesine güç verir. Dolayısıyla Meral Akşener'le hayır yolunda yol arkadaşlığı yapmış oluyoruz biz. Diğer hayır diyen gruplarla olduğu gibi. Dolayısıyla önce bir şeye hayır demek lazım. Sonra da hayırlısına bakmak lazım. Evet. Netice itibariyle zaten yeni sistemde düşünecek olursak
CHP %30 alıp AK Parti %40 alsa bile, işte Meral Akşener %20-%15 alsa bile yine bir yerde buluşma noktasına gelmek evet. zorunda kalacak. Çünkü o zaman bir koalisyon başlayacak. İkinci turda birinci ile ikinci arası direkt gidecek. Ondan sonra alt tarafta kalanlarla bir koalisyon söz konusu olabilir. Ama hükümet yok. Biliyorsun artık başkanlık onu sistem. Diyorum işte. Heh. Yani yeni sistemde o yok. En fazla iki oy alan eğer ki barajı direkt geçemezse en fazla iki oy alan parti yarışacak. Başkan adayı yarışacaklar. Evet. Muhtemelen de orada işte cepheleşme olacaktır. Dolayısıyla Meral Akşener ve partisi hayırlı olsun. Türk siyasetine hareket getirsin. Gazetecilere bol malzeme çıkıyor. Peki bir şey soracağım. Şimdi bazı isimler var mesela bizim de çok sık yazdığımız. İşte örnek veriyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapıyor. Ya da şu an üyesi. Ya da AK Parti'de şu an üyesi. Ama Meral Akşener'le ilgili açıklamalar yapıyor. Konuşuyor. İşte bana teklif etse kabul ederim diyor. Yani bir partinin, siyasi bir partinin rozetini taşırken bir başka siyasi partiye ışık yakmaları nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi sen? Niye? AK Parti geleneği olan bir parti değil. AK Parti bir proje partisi. Dolayısıyla ama 15 yıldır kurumsallaştı onlardan. Oldu. Tabii kurumsallaştılar. Büyüdüler. Ekonomik inanılmaz bir güç sağladılar. Bizim 100 yılda yapamadığımız menkulleri il ve ilçe başkanlıklarında 10 yılda yaptılar. Çünkü evet. erkeği iyi kullandılar. Evet. Dolayısıyla doğru. Bir partinin mensubuyken başka bir partinin lehine açıklamalar yapmak çok ahlaki değil ama benim de sorunum değil. Evet. Onların sorunu. Yani bizim sorunumuz olmayan bir konuda da en fazla etik bulmadığımı söylerim Mithat'cığım. Evet. Yani Şimdi çok yazan da var. Tabii okuyamıyoruz da. Tufan Karadeniz demiş ki aç tavuk kendini rüyasında darı ambarında görürmüş demiş. Bir yok izleyicimiz demiş ki FETÖ'cü Meral teyze İş Bankası AK Parti'nin değil CHP'nin demiş. Hı hı. Diyenler de var. Nafız Gülüyor Mahalle Muhtarı Ali Aydın, dostlar ricam, sizden rica ediyorum Büyükşehir Belediye Başkanı neden Nafız Gülüyor Mahallesi'ne bir yıla yakındır hiçbir hizmet yapmıyor? Neden diyelim ki muhtar suçlu 30 bine yakın bu insanlar da mı diyorsun cezalandırıyor? Yani ya muhtarım yani sen de şahsen bir yerinde rahat durmuyorsun kusura bakma. Yani sen bir yerinde rahat dursan herhalde... Ama muhtarların görevi yerinde durmamak zaten. Yok durmamak da ama şimdi eline cep telefonunu alıp da her sokağa gidip de Büyükşehir Belediye Başkanı'na da kusura bakma hani yani siyaset yapmayacak. Muhtar hizmet üretecek. Muhtar yazışma yapsın. Taleplerini sıralasın. Siz bürokratlık yaptınız sevgili Soylu. Yani hangi talep size geldi sırtınızı döndünüz? Öyle bir şansın yok. Evet, reklam vereceğiz sayın yönetmenim. Görüyorum. Hani o açıdan da bence muhtarlar da biraz siyaseti ama bırakacak. Siyaseten baskı yapıp muhtar da mahallesinin, sokağının sorunlarına hakim. Onların hakkını da arayacak Mithat'cığım. İyi de sokağa çıkıp eline cep telefonu alıp da buraya gelmedi çukuru çekip bilmem. Sen çukur için dilekçe vermeyeceksin. Çıkıp da çukurda Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çukurun resmini çekip üstüne de bir dilekçe yazıp yollaması lazım Hemşehir İletişim Merkezi'ne. Muhtarlar masası var biliyorsun Büyükşehir Belediyesi'nde. Bence orada başka bir sıkıntı var. Sayın muhtarı da Nafız Gülüyor Mahalle Muhtarı ben sosyal medyadan takip ediyorum. Bence orada başka bir sıkıntı var. Neyse konuşuruz kendisiyle. Evet. Herhalde bir ara verecek kısaca. Evet bir ara. Aradan sonra devam edelim. Şimdi reklamlar. Trafik kazası mağdurlarının dikkatini. Lütfen dikkatle dinleyin. Son 8 yıl içinde bir trafik kazasında yaralandıysanız veya bir yakınınızı kaybettiyseniz ilgili sigorta şirketinden tazminat alma hakkınız olduğunu biliyor muydunuz? Anadolu Grup Sigorta olarak sizden hiçbir ücret talep etmeden 45 gün içinde tazminatınızı hesabınıza yatırıyoruz. Lütfen bizimle irtibata geçin. Hasar ihbarında bulunmak için bize çağrı atın, biz sizi arayalım. Telefon numaramız 0850 480 55 57. 0850 480 55 57. Anadolu Grup Sigorta güvencesiyle trafik kazası mağdurlarının dikkatini. Lütfen dikkatle dinleyin. Son 8 yıl içinde bir trafik kazasında yaralandıysanız veya bir yakınınızı kaybettiyseniz ilgili sigorta şirketinden tazminat alma hakkınız olduğunu biliyor muydunuz? Anadolu Grup Sigorta olarak sizden hiçbir ücret talep etmeden 45 gün içinde tazminatınızı hesabınıza yatırıyoruz. Lütfen bizimle irtibata geçin.
pazar ihbarında bulunmak için bize çağrı atın, biz sizi arayalım. Telefon numaramız 0850 480 55 57. 0850 480 55 57. Anadolu Grup Sigorta güvencesiyle. İzmir siyasetinde neler oluyor? Gündemde ne var? Partilerde en son gelişmeler ve merak ettiğiniz her şey egepostası.com'da. Tarafsız, ilkeli ve dürüst haber için 7 gün 24 saat sizleri bekliyoruz. egepostası.com. Ege Postası ihbar hattı 0232 464 45 15. www.egepostası.com. Haberin kalbi burada atıyor. Karadeniz Rent-A-Car. Araç kiralamadan önce Karadeniz Rent-A-Car'a uğramayı unutmayın sakın. Çünkü Karadeniz Rent-A-Car'daki tüm araçlar Rent-A-Car kaskoludur. Karadeniz Rent-A-Car, bütçenize uygun ekonomi sınıfı ve lüks sınıfı araçlarıyla hizmetinizde olmaktan gurur duyar. Karadeniz Rent-A-Car, Kirazlı Caddesi, numara 144 Taksim A, Kemalpaşa, İzmir'de. Rıdvan Karakayalı, Sinan Küçük. Telefon 0532 643 47 çift 0, 0232 878 60 60. Karadeniz Rent-A-Car. Bize sormadan araç kiralamayın. Reklamları dinlediniz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler ve izleyenler. Evet, şey demişken Türkiye'de dedin ki kurtuluş solda, sosyalizmde, devrimcilerde dedin. Tam bununla ilgili de bir İzmir'de kısa hatta uzun dönemde bir tartışma var. Var, evet. Yani bunu da aslında mesela bizim hiç haberimiz yoktu. Yayından önce söyleyince de çok şaşırdım açıkçası. Hani İzmir'de şu konunun şu hale gelmesini çok şaşırdım yani ben. Yani ne olduğunu da açıklarsan evet, şimdi sanıyorum dinleyenler hepimizin, şey yapacak. Hepimizin hayranlıkla gittiği, hatta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bile önünde poz verdiği Havana'da Che Guevara anıtını hatırlarsınız fotoğraflarda. Havana'nın ve Küba'nın hepimizin kalbinde, gönlünde ayrı bir yeri vardır. Devrim, Che Guevara, Fidel Castro'nun dışında ne vardır Havana'da? Mustafa Kemal Atatürk heykelini koymuştur Fidel Castro. Ve ne demiştir Atatürk için? Biz devrim yaptık ama Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı çok daha büyük bir şey demiş. Evet. Ne demiş? Atatürk'ün yaptıklarını biz yapamazdık demiş. Biz bir devrim yaptık ama Atatürk dünya emperyalizminin hepsine karşı bir ulusal kurtuluş mücadelesini yapan kahramandır demiş. Evet. Tabii niye, nereden geldik buraya? Şimdi bizim Balçova'da bir grup arkadaşlarımız, İsmail Yıldız hocam, kendisini saygıyla selamlıyorum, ve arkadaşları bir platform kurdular. Dediler ki Havana'da Atatürk heykeli var. Evet. Peki arkadaş, neden İzmir'de Fidel Castro'nun heykeli olmaz? Ha, bir de ilginç bir şey Midatçı. Bak ne demişti Fidel. Atatürk çok güzel bir şey söylemiş. Biz devrimi ve devrimciliği Atatürk'ten öğrendik demiş. Evet. Yani Atatürk'le ilgili söylediği çok şey var. Şimdi bizim arkadaşların, yani İsmail ve grubunun yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bu gündeme geldi. Ve gerçekten bununla ilgili de bir platform oluştu. Dediler ki Havana'da Atatürk heykeli varsa İzmir'de de Fidel Castro'nun heykeli olur. Bak, evet. Fidel Castro hayattayken bu gündeme gelmedi. Fidel Castro öldü. Havana'daki Atatürk heykeliyle bütün Türklerin böyle ruhunu okşar ya, gururunu okşar ya. Bak orada Atatürk heykeli var. Evet. Bu da burada olsun. Ve bununla ilgili bazı belediyelerle görüşme yapmaya başladılar. CHP'li belediyeler. CHP'li belediyeler. Evet. Evet. Ha bir de burada ilginç bir not var. 1996 yılında Havana ile İzmir Belediyesi kardeş şehir ilan edilmiş. O zaman belediye başkanı kim? Burhan Özfatura. Sağcı. Sağcı bir belediye başkanı, yani duy da inanma. Evet. Ve bu kayıtlar da var. Meclis kararlarında var. Hani hey kardeş olduk değil. Bunlar hepsi zabıtlara, kayıtlara giren şey. Evet. 1995 yılında hazırlıklar yapılıyor. 96 yılında imzalanan protokolle Havana ile İzmir'imiz kardeş şehir ilan ediliyor. Yani bu Fidel Castro heykelinin İzmir'de oluşuna
sebeplerden birisi de bu protokoldür aslında. Evet. Şimdi birkaç belediyeye gidiyorlar. Birisi de çok sevdiğim, bana da yoldaş diye hitap eden, solculuğuyla övünen bir belediye başkanı. Ben isim zikretmek istemiyorum. Bu arkadaşlar kapı dışarı ediyor. Ne işi var burada Fidel Castro'yu kendine diye. Kendi kendine diyecek acaba? Bilmiyorum. Ben buradan İzmir'deki belediye başkanlarımıza başta bu projeye sahip çıkmasını istiyorum. Rica ediyorum. Başta Aziz Kocaoğlu. Burada İzmir'imizde kimlerin heykelleri yok? Nerelerde bulvar isimleri yok? Aliyev'de var, olsun. İşte Meksika sokağında girişteki büstü görüyorsunuz. Evet. Yani olsun da zaten itirazım yok. Nasıl Havana'da bizim Atatürk'ümüz varsa, burada da kardeş şehir olan Havana'yla İzmir'de Fidel Castro heykelinin olmasında ben bir mahsur görmüyorum. Dolayısıyla başta Büyükşehir Belediyesi'ne, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza veyahut da bu konuda gerçekten iyi niyetle, ya bunu biz bir parkımıza koyalım, bunu yapalım diyebilecek bir ilçe başkanına ihtiyaç var. İlçe belediye başkanı. Ya kaldı ki buraya hiç kimseyle de görüşmedim bu konuyu. İlk defa burada açıklıyor. Evet. Bunu yapmalıyız. Bence yapılmalı. Ben boşuma giden bir proje. Evet. Yani bunun İzmir'e... Yani Küba Parkı mesela nasıl gelir kulaklara? O niye olmasın? Değil mi? Müthiş gelir. Ya da Havana Parkı. Havana Parkı mesela. Yani ya da Havana Parkı. Bu netice itibariyle İzmir enternasyonal bir şehirdir. İzmir enternasyonal fuarıyla anılan bir şehirdir. İzmir bir dünya şehridir. Neden olmasın? Netice itibariyle bu arkadaşlarımızın çalışmalarına ve emeklerine çok teşekkür ediyorum. Bu projenin takipçisi olacağım. Bu projeyi belediye başkanlarından da bir kez daha, belki de yüz yüze de ricacı olacağım. Bakalım hangisi bu konuda daha yatkın gelir, göreceğiz. Olur mu, olmaz mı, olmazsa da daha ilerleyen zamanlarda burada izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle bir kez daha paylaşırız konuyu. Evet. Deyip tabii herkesin merakla beklediği, bizim için Kuzey Irak, Cumhurbaşkanlığı, savaş, Fidel Castro, üretici, bunların hiçbir önemi yok. Bunlar fasa fiso kardeşim. Bunlar nedir ki? Önemli olan. Ne yapacaksın bir kere? Başkanlık sisteminde başkan olsan ne yapar mahallende delege olamadıktan sonra? Önemli olan delege olmak arkadaş. Bana ne cumhurbaşkanından? Bana ne başbakandan? Bana ne belediye başkanından? Arkadaş, bu ulusal delege savaşları devam etmektedir. Evet. Maalesef bu delege savaşları diyorum ben buna. Egzajere ederek konuşuyorum bunu. Belki ironi yapıyorum ama gerçekten bu delege seçimlerini, partide bir bölünmüşlük zaten var, bunu daha da çatlağa büyütüyor. Lütfen ve lütfen birbirimizin yüzüne bakamayacak açıklamalar yapmayalım. Biz partiliyiz, biz yoldaşız, biz yol arkadaşıyız. Biz bu faşizme karşı omuz omuza mücadeleyi birbirimizi yiyerek mi yapacağız arkadaşlar? Nedir bu rezillik ya? Nedir bu kepazelik ya? Çiğli başka telde, öbürü başka telde. Her tarafta bir rezillik ya. Ve vatandaş bakın arkadaşlar, vatandaş gülüyor. Her yeriyle gülüyor. Kavgalı eve kız verilir mi Mithatçı? Evet, verilmez. Verilmez. Niye bize kız vermiyorlar? Kavgalıyız. Bırakın şu kavgayı ya. Bırakın Allah aşkına ya. Ne zaman Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım iktidar mücadelesine ona odaklanacak ya? Ha, ne zaman benim belediye başkanlarım ilçe seçimlerinde benim adamım ilçe başkanı olsun kavgasını bırakacak? Burada herkesin savaşı iktidar savaşı. Biz Tayyip'e kızıyoruz ya. Bizde var ya bir sürü ufak Tayyip var. Biblo. Minyatür Tayyip var. Ne oluyor ya? Hani demokrasi? Sana hani parti içi sana demokrasi? Çok samimi bir şey söyleyeceğim. Belediye başkanları içerisinde geçen gün Foça'daydık. Sevgili Gökhan Demiral'la beraberdik başkanla. Delege seçimleri başkanım karışıyor musun dedim. Bak çok samimi söylüyorum. Yani off the record konuştuk. Ya ben delege seçimleri karışıyor. Ben belediye başkanım. Benim o işi zaten ilçe başkanım yapıyor. Örgüt yapıyor. Ben örgütün belediye başkanıyım. Yani benim buradaki işim dedi belediye başkanlığı değil. Şey belediye başkanlığı, ilçe başkanlığı değil dedi. Bak bunu çok samimi söyledi. Yani aslında birçok belediye başkanının da senin dediğin gibi bu işlere karışmasa pandemi kopmayacak. Buraya gelmez. Niye abi Foça'da kavga yok? Niye işte bir başka yerde kavga yok? Niye Karabağlar'da, Çiğli'de, orada burada birçok yerde kavga var? Başkancılar, başkana karşıcılar. Böyle bir şey yok. Olmaz böyle bir şey. Şimdi biz de yaşıyoruz. Vallahi bile işi gücü bıraktık. Ben bu işlere bulaşmak istemiyorum. Ben de mahalle seçimlerine bulaşmak istemiyorum. Bulaşmadım. Şimdiye kadar da bulaşmadım. Evet. Ama öyle bir mecbur hale geliyor. Orada da yapılan haksızlıkları öyle bir görüyorsun ki.
Lan adalet savaşı veren bir parti kendi içinde bu kadar adaletsizlik yapıyorsa vicdanın razı gelmiyor. Bir yerde bulaşmak zorunda kalıyorsun. Evet. Dolayısıyla şapkamızı önümüze koyalım arkadaş. Delege olsan ne olur ya? İki senede böyle bir kere elini kaldırıyorsun ilçe seçiminde Mithatçım. Evet. Hepsi bu kadar. Bitti. Ama perdenin arkasında öyle değil. Ben kaç ilçeyi ele geçiririm? Ben kaç ilçeyi geçirdikten sonra ili nasıl ele geçiririm? O nasıl büyükşehir nasıl? İli nasıl geçirdikten sonra kaç kurultay delegesi alırım? Ankara'da ne kadar borumu öttürürüm? Ondan sonra büyükşehire giden yolları nasıl açar? Evet. Herkesin hesabı, kitabı bu. İşte bu hesabı yapan, kitabı yapanlar biz bu ülkede nasıl iktidar oluruz hesabını yapmadıktan sonra belediye başkanı olsanız ne yazar, olmasanız ne yazar? Buraya geldi ya. Evet. İnanın sen yazmaktan bıktın. Biz konuşmaktan bıktık evet. Bu rezillikleri ya. Söyledik. Mahallede seçim oluyor. Bize kızıyorlar abi. Bak şimdi sana bir şey söyleyeyim Birol abi. Yani sen Çili'desin. Bu konuyla ilgili belki yorum yapmayabilirsin. Çünkü sonuçta orada siyaset yapıyorsun. Ama Çili her dönem, hani sadece bu dönem için söylemiyorum. Her dönem hakikaten hareketli geçiyor. Cafcaflı geçiyor. Tartışma oluyor, kavga oluyor, başka bir şey oluyor. Ya her dönem böyle geçiyor bu işler. Ama bu dönem başka bir şey var. Yani işte mahkeme koridorlarına durmadan bir şeyler taşınıyor, dava açılıyor, savcı da suç duyurusunda bulunuyor. Böyle garip garip enteresan hoş şeyler. Yani ya parti içindeki mevzu parti içinde kalır. Bak burada konuşuyorsun sen. Açık yüreklikle söylüyorsun. Ama benim partime zarar gelmesini demiyorsun. Sen aslında burada doğruyu yapıyorsun. Herkes açık yüreklikle konuşsun ya. Kapalı kapılar arkasında herkes eleştiriyor. Ama meydana çıktık mı hepimiz ağızların koşun bir tanem. Evet, abicim bilmem ne evet, diyor. Evet. Ya bıraksınlar bunu. Bundan bak bunu biz yıllardır deniyoruz. Bunu yıllardır deniyor. Olmuyor böyle. Herkes çıkacak eteğindeki taşlara dökecek. Ama dediğin gibi küçük hesaplar yapmıyor. Biraz da fotoğrafın büyük tarafına bakıp şey yapmak, yürümek lazım. Adam delege oluyor. Aman diyor kızımı işe sokayım. Kendimi işe gireyim. Ya bu hesaplarla iktidar maalesef, mı olunur? Maalesef maalesef. Ne maalesef. O? Bununla iktidar mı olunur yani? Anlayamadım yani. Şimdi tabii bu kırgınlıkları, küskünlükleri, mahal verecek şeyleri arkadaş bir sürü renkler duyuyoruz. Mavi, kırmızı, beyaz, kırmızı, sarı. Arkadaş mavi de biziz, beyaz da biziz, sarı da biziz, kırmızı da biziz. Biziz. Ama belediye başkanlarını bir kez daha rica ediyorum. Genel başkanımızın bu konuda vermiş olduğu talimata uysunlar. Evet. Uyuyormuş gibi yapmasınlar. Az önce bir belediye başkanımızdan örnek verdim. Şimdi ben şöyle sınırı şey yapıyorum. Bazı belediye başkanları var Mithatçım. Evet dinliyorum abi. Örgüte son derece hakim. Örgütle barışık. Örgütle samimi. Örgütle kucaklaşmış. O adam örgüte bırakıyor. Örgüt hallediyor zaten. Evet. Bazıları var örgütle kavgalı. Bir kısmıyla. Kendi partilisiyle kavgalı. Kendi esnafıyla kavgalı. Kendisiyle kavgalı. Evet. İşte onda sıkıntı çıkıyor. Bazısı da var. Gerçekten örgüt içerisinde başkan olmuş hasbelkadar ama delege üzerinde, örgüt üzerinde çok bir gücü yok. O da diyor ki ya ben karışmıyorum. Kendiniz gelirse gelsin. Bunu diyenler de var. Evet. Yani netice itibariyle burada kim kazanırsa kazansın. Oraya gelen delege senin partilin. Ama oraya gelen delegeyi de dediğin gibi ben kaç delege ele geçiririm, kaç kişi işe sokarım değil. Evet. Geçen programda da söyledik. Örnek veriyorum. Foça dedin diye. Foça'da 3500 üye mi var? Lafın gelişi söylüyorum. Evet. Kardeşim bırak 3500 üye gitsin sandığa başkanını seçtin ya. Ne delegesi? Bir de Foça'da çok enteresan bir şey var. Bütün delegeler çarşaf liseyle seçilecek. Çok enteresan değil mi? Bütün delegeler. İyi. Bütün mahallelerde. İyi bir şeymiş. Tam demokrasi. Vallahi tam demokrasi. Evet. Günal Biçer'i tebrik ediyorum. Evet. Günal başkan yaptı herhalde bu oyunu. Evet. Evet. Günal da çok severim. Şimdi yorumlar var onları da okuyayım. Bir tanesi asıl olan diyor maalesef bu. Hizmet yok. Başka şey var. Halil Özfat'ın hizmetlerinin ekmeğini yiyorlar demiş. Ahmet Özkan demiş ki CHP zihniyeti milleti aşağıda görmek maalesef demiş. Teber demiş. Herkes Birol abi gibi konuşsa sorunlar çözülecek. Kimse cesaret edemiyor CHP'de maalesef demiş. Neyse öbür yorumlar da var. Yani bir tanesi size demiş ki sesin çok yüksek çıkıyor. Haklı olmak ses için. Ses yüksek çıkınca uyarı yapsana hocam oradan bana. Yani. Ama yani Birol Soylu'yu tanımadığınız için Birol abinin konuşma tarzı öyledir. Onu da söyleyeyim hemen. Evet. Tabii biz miting alanlarından geldik sevgili kardeşim. Biz salon devrimcisi değiliz. Hiçbir zaman salon devrimcisi olmadık. Onun için ses tonumuz biraz yüksek çıktıysa özür dileriz. Evet. Dikkat ederiz. Şimdi evet, yani verdiğiniz uyarılar aslında çok önemli. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşte herkes bunları konuşsa,
Yani bir kavgaya girdiğinizde iki grup kavga ediyor. Bir araya girdin arkadaşlar, bir dakika ne yapıyorsunuz dediğinde mutlaka bir süre sonra kavga bitiyor. Şimdi CHP'nin durumu şey, iki grup kavga ediyor. Biri eline sopayı alıyor. Artık gidince karar veriyor hangi gruba gireceğine. Bu kez o da başlıyor. Ama güzel bir benzetme yaptın Mithat. İki grup kara girdiği zaman oraya giriyor. Birisi hallediyor diyorsun. Abi araya girecek birisi yok bizde. Aynen. Araya biri gelecek birisi yok. Otorite yok. Şey o, yani otorite derken despotizmden bahsetmiyorum. Bir abi. Yani herkesin gördüğü zaman abi tamam diyeceği, saygı duyacağı bir abi. Çünkü kutuplaşma tepeden başlamış. Aziz Bey, Alaaddin Bey, Ali Engin ve arkadaşları ve diğer taraf. Son il seçimini hatırlıyorsun. Ama onlar da o çizgiye girdi, o moda girdi. Yani tamam Alaaddin Yüksel, Aziz Kocaoğlu ya da diğerleri, karşısındaki ekip de o moda girdi. Yani şimdi İzmir'in hangi bölgesinde kavga yok? Her gün bak bir şey geliyor. İnanın birçok şeyi biz yazmıyoruz. Her gün her yerden konakta. Vallahi bizim Karşıyaka'da yok kavga. Var da belli etmiyoruz ya da. Ya diyorum ya sana, her yerde var. Anladım, her yerde var. Yani var. O açıdan da hani her tarafın nereyi tutsan elinde kalıyor abi. Yani dediğin, verdiğin uyarılar yani, önemli. Hani burada şimdi daha fazla da konuşmak şurada, istemiyorum. Biz şurada şimdi oturup Ahmet'i, Hüseyin'i kaldırıp bir yerden yerde vurabilirdik ama şu yaptığınız bence yok, çok önemli. Konuyu toparlamak lazım. Evet. Konuyu toparlamak lazım. Kesinlikle. Yani ben burada Çiğli konuşabilirim. Bak Çiğli'yi ben burada eleştirdim de. Evet. O 24 tane şeyin disiplinde atılan insanların yazılması, o 24 kişinin il yönetim evinde 7-8 kişinin yazılması var. Çıktım buradan konuştum. Evet. Yanlışlığı beyaz ya da mavi sarı kim yaparsa yapsın burada konuşuruz biz. Kesinlikle. Kardeşim de yapsa çıkar konuşurum. Yoksa bu programın adı 10. köy olmazdı. Evet. Ya da burada yazan adı arkadaşlar başka şeyler yazardı. Dolayısıyla biz kardeşlik bağımızı zedeleyecek hiçbir davranış içerisine girmememiz lazım. Kesinlikle. Bu bir demokrasi şöyle nedir? Kim kazanırsa kazansın ama ilçe başkanları ve belediye başkanları da kantin kuntin işleri bıraksınlar ya. Bırakın üyeyi serbest bırakın ya. Üyeyi bir rahat bırakın ya. Kim delege seçilirse seçilsin. Bırak kim seçilirse seçilsin. Ha ben belediye başkanı olsam defalarca söyledim. Ben farz et ki belediye başkanıyım ya. Çiğli'de belediye başkanı olmuştum. Ne yapardım biliyor musun? Vallahi gider çayımı kahvemi içer, belediye hizmetlerine bakar. Basına bir açıklama yapardım. Örgütüm serbesttir. Kim ilçe başkanıysa benim başkanım odur. Saygılar sunuyorum. İşime bakardım. Olması gereken bu. Bu. Ha gelecek ilçe başkanı beni destekler mi? Desteklemez mi? Yok sen adam olsan zaten seni herkes destekler. Hayır zaten senin adaylığın ilçe başkanına kalmışsa senin haline. Sen öyle bir hizmet yap ki. Sen öyle bir sevdir ki kendini. İlçe başkanı senden önce koşa koşa gider. Gel. Aman abi başkanı tekrar gösterelim bak. Tabii. Biz sokakta rahat geziyoruz. Seni halk sevecek. Seni esnaf sevecek. İzmir nasıldır biliyor musun? İzmir seni bağrına bastı mı kimse oradan koparamaz seni. Evet. Netice itibariyle bence delegeye oynamak yerine, siyasete oynamak yerine belediye başkanları hizmet etmeye ve halka kendini kabul ettirmeye oynamalı. Evet. Pafı da püfü de bu. Yani sen İzmir halkı bağrına bastı mı basıyor ama bırakmıyor biliyorsun. Örgüt çok yıprandı. Yani bu delegasyon maalesef seçimleri gerçekten Özgür'ü büyük sıkıntıya soktu. Evet son sanıyorum son 5 dakika değil mi sen yönetmenim? Son 5 dakika. Çünkü bizden sonra da yayın var. Evet. Yayınımızın arkası açık değil yani o açıdan. Son cümleler. Son cümlelerde işte bir kez daha ülkenin içinde bulunduğu durumu baştan fotoğrafını çektik. Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarıma ve kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen ve lütfen bu delege seçimlerini bir savaşa dönüştürmeden, senlik benlik yaratmadan bir olalım, birlikte olalım, yüz yüze bakacağız, omuz omuza vereceğiz, hep birlikte iktidar mücadelesi vereceğiz. Dolayısıyla bir de geçen sefer de söyledim. Başka partilerde seçim zamanı gidip koşturanlar delege zamanı geliyorlar, aslan kesiliyorlar. Evet. Veyahut da referandumda, belediye seçiminde, genel seçimde, başka seçimlerinde yan gelip ortalıkta görünmeyenler delege seçimlerinde arkadaş ben geçen bir ilçe başkanının yanındaydım. Dedim nasıl gidiyor? Vallahi diyor ilçe öyle adamlar geliyor ki hiçbirini tanımıyorum ben diyor. İlk defa görüyorum diyor. Evet. Delege seçimlerinde. Yani o durumda şimdi sevgili Burak Ali evet, Burak bir yorum yapmış bir yorum gördüm. Yapmış. O zaman bir iki dönemle sınırlamalı yoldaşım görevler demiş. Ama o zaman Cevat abinin başka görevi kalmadı. Burak babanın önünü kestin sen. Ama öyle bir karar olmadığı için o da öneride bulunuyor. Tabii şimdi ama aslında iki değilse de üç olmalı. Evet. Şimdi iki dönem belediye başkanlığı yaptı birisi düşün. Bu işi çok iyi yapıyor. İhtiyaç var ona. Bence üç İyi doğru. Demiş.
AK Parti'de böyle bir sistem var galiba bildiğim evet, kadarıyla. Üçüncü dönem. Üç dönem bunun kararıdır. Yani yok, AK Parti sisteme gerek yok. Bak, Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti. Orayı aslında bana o geçtik yani. Evet. Birinci dönem oturur, ikinci dönem, üçüncü dönem de şovunu yapar. Ya, ustalık. Çıraklık, kalfalık, ustalık der gider. Ondan sonra emekli mi oluyor? Ondan sonra emeklilik. Bunu şey içinde diyorum. İlçe başkanlığı içinde. Sadece evet. Burak'ın söylediği şey olarak. İl başkanlığı içinde. Ya, ilçe başkanlığı için şunu yapamaz. Milletvekilliği için. Hayır, ilçe başkanlığı için şunu yapamazsan. İlçe başkanlığı. Örgütte karşılığı varsa gelir, seçilir, gider. Şimdi Şakir Başak, Konak ilçe başkanı. Var mı arkasında bir tane siyasi? Kendisi geldi, organizasyonunu yaptı. Birçok karşısında, belediye başkanı karşısında, diğerleri karşısında. Yine seçilecek gibi gözüküyor. Yani niye? Seçilir. Çünkü doğru eylemler ortaya koydu. Doğru şeyler koydu. Çalışıyor. Örgütün saygısı var. Çalışıyor. Yani o açıdan da hani bunlar böyle başarılı ilçe başkanları da olsun abi. Yani evet. Örgüt istediği sürece sefer Hayati Durgut olsun. Dostum teşekkür etmiş. Biz de ona teşekkür ediyoruz. Çok düzgün bir insan tanıdık. Evet. Bugün de programın sonuna geldi. Bir dahaki programda daha güzel şeyleri görüşmeyi umut ediyoruz. Daha mutlu şeyler konuşmayı umut ediyoruz. Daha güzel yarınları konuşmayı umut ediyoruz. Hep didişmeleri, sorunları, problemleri değil de güzel şeyleri konuşmayı umut ediyoruz. Benim bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar sevgili dostlar. Hoşça kalın, dostça kalın.